Kanal 68 televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde aralarında husumet olduğu bilinen iki kişinin tartışması sonucunda meydana gelen kavgada 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Ortaköy ilçesine bağlı Gödelerli köyü nüfusuna kayıtlı RK, Ortaköy ilçesinde bulunan Perşembe Pazarı'na alışverişe geldi. Ortaköy ilçesi İstiklal Mahallesi Balcı Caddesi'nde Cumali Köyü muhtarı İK ile karşılaştı. Daha önceden aralarında arazi sulama meselesinden dolayı husumet bulunan iki taraf tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada taşlar, sopalar ve küreklerle iki grup birbirine saldırdı. Kavga esnasında RK aracında bulunan tüfeğini alarak İK ve oğullarına tüfekle ateş açtı. Açılan silahlı ateşe İK ve oğulları karşılık verince çıkan çatışmada her iki taraftan toplamda 6 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine arayarak bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi abluka altına alırken 112 sağlık ekipleri yaralıları Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili Ortaköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Aksaray'da rögar kapaklarından su fışkırdı. Tarım arazileri sular altında kaldı. İlçe, belde ve köylerde şiddetli yağmur hayatı adeta felç etti. Aksaray'da bardaktan boşalırcasına yağan sağanak sele neden oldu. Şehir merkezinde rögar kapaklarından sular fışkırdı. Tarım arazileri sular altında kaldı. Aksaray'da gün boyu belirli aralıklarla devam eden yağmur, akşam saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur, şehir merkezi Güzelyurt ve Ortaköy ilçesi, Taşpınar beldesi, organize sanayi bölgesi ve birçok köy ile tarım arazilerini sular altında bıraktı. Şehir merkezinde bazı rögar kapaklarından sular fışkırırken birçok köyde tarım arazileri adeta göle döndü. Apartman çatı tahliye borularından inen yağmur suları yağmurun şiddetini gözler önüne sererken şehir merkezi başta olmak üzere ilçelerde, belde ve köylerde İl Afet Acil Müdürlüğü ve Aksaray Belediyesi tarafından çalışmalar başlatıldı. Belde ve köylerde ise belediyelerin kepçe ve kurtarma araçlarıyla çalışmaları devam ediyor. Birçok alanda kurtarma ve temizleme çalışması yapan Aksaray AFAD ekipleri, Güzelyurt ilçesinde sular altında kalan tarım işçilerinin çadırlarına yardım götürdü. AFAD tarafından battaniye, yatak ve gıda maddesi yardımı yapılırken çalışmalar aralıksız olarak sürdürülüyor. Şiddetli yağmur karayolları ve şehir merkezindeki trafikte de olumsuzlukları beraberinde getirdi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yoğun yağmur yağışının ardından taşkın ve sel yaşanan Aksaray'ın Bağlıkaya beldesini ziyaret etti. İç Anadolu bölgesinde görülen yoğun yağmur yağışları nedeniyle bölgede yer alan illerde sel ve su baskını gibi afetler yaşandığı görülmüştü. Bölgede sel olayı ile karşı karşıya kalan illerden birisi de Aksaray oldu. Aksaray'ın bazı ilçe, belde ve köylerinde de etkili olan yağışların ardından Bağlıkaya'da sel olayı meydana geldi. Vatandaşların zorlu anlar yaşadığı Bağlıkaya'da taşkınlar sebebiyle hayat kısmen felç oldu. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Yüksel Çelik, Bağlıkaya'ya giderek burada yaşanan taşkın olayının ardından olay yerinde incelemelerde bulundu. Vali Aydoğdu yapılan incelemeler sırasında Bağlıkaya vatandaşlarına geçmiş olsun dileklerini de iletti. Aksaray Belediyesi, şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için anlamlı bir projeyi Ervah Kabristanlığı içerisinde hayata geçiriyor.
Hacılar Hanı binasında 400 metrekarelik alan üzerinde oluşturulan Şehitlik Müzesi'nde 15 Temmuz koridoru, Sinevizyon Odası, Şehitler Koridoru yer alıyor. Aziz şehitlerimizin isimlerinin ve hayat hikayelerinin paylaşacağı müzede, şehitlerimizin özel eşyaları da sergi salonunda sergilenecek biçimde dizayn edildi. Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, Ervah Kabristanlığı içerisinde ziyarete açılacak müze hakkında şu görüşlere yer verdi. Şehitlerimizin hatırasına her daim sahip çıkabilmenin, onları hatırlamak ile mümkün olabileceği düşüncesiyle yola çıkılarak, toplum hafızasının sürekli canlı tutulabilmesi için oluşturduğumuz Şehitlik Müzemizi çok yakında hizmete açacağız. Kahramanlarımızın yaşamlarını kuşaktan kuşağa aktarmamıza vesile olacak olan bu alan, aziz şehitlerimizin bizlere emanet ettikleri şehit yakınlarımızı gururlandıracak. Milli ve manevi duygular içerisinde vatan aşkıyla duygularını derinlerde yaşayan tüm vatandaşlarımızın inanç abidelerini gün yüzüne çıkartacak kalıcı bir eser bırakmış olacağız. Bu vesileyle vatanımızın mukadderatı uğruna hiç düşünmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum dedi. Kahramanlarımızın emanetlerinin sergileneceği milli birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirecek Aksaray Şehitlik Müzesi'nin çok yakında açılması planlanıyor. Aksaray'ı Jandarma Komutanlığı Kurban Bayramı öncesinde yaşanabilecek hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılığına karşı önlemler aldı. 28 Haziran Çarşamba günü gerçekleşecek Kurban Bayramı nedeniyle Aksaray'ı Jandarma Komutanlığı uyarıda bulundu. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde meydana gelebilecek hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılığına karşı kontrol ve denetimler kapsamında bilgilendirme ve farkındalık oluşturma faaliyetlerine devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş timi ekiplerince sorumluluk alanları dahilinde belde, köy ve mahallelerde bulunan hayvan yetiştirici ve vatandaşlarımıza Kurban Bayramı öncesinde oluşabilecek hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılığına karşı şüpheli durumla karşılaşmaları hususunda 7/24 112 acil ihbar hattından ulaşabileceklerini hatırlattı. Bunun üzerine Jandarma Komutanlığı hayvan hareketliliğinin yoğun olduğu yerlerde denetim faaliyetlerini arttıracağını belirtti. Jandarma ekipleri belde, köy ve mahallelerde vatandaşların görebileceği yerlere afişler asarak farkındalık oluşturmaya çalıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan jandarma ekipleri, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bir Kurban Bayramı geçirmelerini sağlamak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam edilecektir denildi. Aksaray Jandarma Komutanlığı, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında daha önceden kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı. Edinilen bilgiye göre komando timlerinin de desteğiyle JASAT dedektifleri ve asayiş timlerince icra edilen devriye faaliyetleri esnasında uyuşturucu uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak ve hırsızlık suçlarından aranan ve hakkında 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen V.Y. isimli şahıs yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy'un Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya yaptığı ziyareti değerlendiren AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk, Aksaray'ın sağlık alanındaki birçok plan ve projelerin masaya yatırıldığını aktardı. Aksaray'ın ihtiyaçlarını ve taleplerini bakanlıklara taşıyan AK vekiller, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile Aksaray'ın sağlık ihtiyaçlarını ve yatırımlarını görüştü ve birçok alanda destek sözü aldı.
Aksaray vekillerinin Sağlık Bakanı ile oldukça verimli bir toplantı gerçekleştiğini aktaran Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk, ziyaretin detaylarını açıkladı. Eskil Devlet Hastanesi ve Ortaköy Devlet Hastanesi yatırımlarının iletildiğini belirten Aktürk, söz konusu hastanelerimiz bu seneki yatırım programına alınarak en kısa sürede inşasına başlanması talep edildi. Yine Aksaray merkeze yapılması düşünülen devlet hastanesi 2023 yılı yatırım programına dahil edilerek yapımı için gerekli iş ve işlemleri başlatma kararı alındı. Her 3 hastanemizle ilgili olarak da yer seçimleri, tahsisleri ve ihaleleri bu yıl içinde yapılacak. Ayrıca Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanemize ikinci bir anjiyo ünitesi kuracağız ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizin taşınarak yeni bir binada faaliyet gösterebilmesi için tahsis edilen binanın bakımı ve onarımı için gerekli ödeneklerin temini de sağlandı. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizi de bu sene içerisinde faaliyete geçireceğimizi ümit ediyoruz. Önemli konulardan birisi de Aksaray'ımızda ihtiyacımız olan doktor talebimiz. Bakanımızla görüşüldü. Doktorlarımız Aksaray'ımıza görevlendirilerek en kısa zamanda görevlerine başlayacaklar. Başkan Aktürk, Aksaray'ımızın ve hemşerilerimizin her alandaki ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılanması için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Mutabık kalınan tüm konuların ve projelerin hep birlikte takipçisi olacağız. Bakanımız Fahrettin Koca'ya konulara, ilimiz plan ve projelerine yaklaşımları için kendilerine teşekkür ediyor, devam eden bakanlık vazifelerinde Sayın Bakanımıza muvaffakiyetler diliyorum. Aksaray Emniyet Müdürü ekipleri kasten öldürme ve yaralama suçlarından 18 yıl 7 ay hapis cezası bulunan bir şahsı gözaltına aldı. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında kasten öldürme ve yaralama suçundan aranan 58 yaşındaki bir şahsı yakaladı. Edinilen bilgiye göre Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri firari şahısları yakalamaya yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda kasten öldürme ve yaralama suçlarından 18 yıl 7 ay hapis cezası bulunan İA isimli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan firari şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi. Aksaray'da hafızlık eğitimini tamamlayan 16 yaşındaki Ahmet Yasin Omuk için icazet töreni düzenlendi. Ulu Cami'de düzenlenen törende Omuk'un hafızlık cübbesini öğretmeni Muhammed Aydemir giydirdi. Omuk gazetecilere hafızlık sürecinde zorluklar yaşadığını söyledi. Bu süreçte ailesinin ve hocalarının kendisine destek olduğunu belirten Omuk, "Onlar olmasaydı hafız olamazdım. Kayseri'de hafızlık belgesi sınavında yüksek derece aldım. Ailemi, hocalarımı mutlu ettiğim için gururluyum." diye konuştu. Program Omuk'un Kur'an-ı Kerim'den sureler okumasıyla sona erdi. İsmim Muhammed Aydemir. Aksaray Müftülüğü Selçuklu Kur'an Kursu'nda görev yapmaktayım. Kur'an Kursu öğreticisiyim. Öncelikle bizlerin hafız yetiştirmesine imkan sağlayan ve bugünleri görmemize vesile olan Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve değerli müftümüze teşekkür ediyorum. Hafızlar Kur'an'ın canlı şahitleridir. Onlar yürüyen, konuşan canlı birer Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki Eşrafı ümmeti hameletül Kur'an. Ümmetimin en şereflileri Kur'an'ı yüklenen hafızlardır buyurmuşlar. Bizleri de bu şerefe layık kıldığı için Rabbime ben hamd ediyorum. Talebem Ahmet Yasin de Kur'an'ı baştan sona ezberleyerek bu hafızlık rütbesine erişmiştir. Ayrıca kendisi Ulu Cami'nin mihrabında sabah namazından sonra başlayarak yatsı namazına kadar Kur'an'ı baştan sona ezbere tamamlayarak ayrıca bana bir onur bahşetmiştir, beni sevindirmiştir. Bu vesileyle kendisini ben tebrik ediyorum. Ve anne babasına da ben teşekkür ediyorum Ahmet Yasin'in. Rabbim hafızlık yapan ve yapmak isteyen bütün talebelerimize muvaffak eylesin, başarılar ihsan eylesin diyelim. Merhabalar, adım Ahmet Yasin Omuk. Selçuklu Kur'an Kursu'nda hafızlığımı bitirmiş bulunmaktayım.
Bu süreçte gerçekten zorluklar yaşadım. Muhammed Aydemir hocam Allah razı olsun gerçekten bana çok destekli çıktı. Ailem bana gerçekten çok destek, yardımda bulundu. Onlar olmasa bunu başaramazdım. Psikolojik destekte de bulundular bana Allah razı olsun. Hafızım bittikten sonra Kayseri'de hafızlık belgesini almak için sınava girdim. Allah'a şükür yüksek bir dereceyle belgeyi aldım. Bana bir teklife bulundular Muhammed hocam ve ailem. Dediler ki Ulu Cami mihrabında baştan sona hafızlığını bir günde okuyabilir misin ezbere dediler. Ben ilk önce biraz çekindim, utandım ama en sonunda Allah'a şükür hocam deneyeyim dedim. Geldim, okumaya başladım. Ortalarda biraz geçten canım sıkılmıştı ama sonunda bitirdikten sonra gerçekten çok büyük bir nasıl diyeyim, çok güzel bir mutluluk vardı içimde ve hocamı da mutlu ettim, ailemi mutlu ettim. Bu benim için güzel bir onurdu. Çok güzel bir süreç içinde bunu başardım. Allah'a şükür. Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tettehidu aduvi ve aduvekum evliyâ tusirrûne ileyhim bil meveddeti ve ene a'lemu bima ahfeytum ve ma a'lantum ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداءكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Öncelikle Cenab-ı Hakk'a hamd senalar olsun, şükürler olsun. Kur'an'ın bir ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Bu Kur'an'ı biz indirdik ve onu biz muhafaza edeceğiz buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın kainatta yarattığı her şeyi bir sebebe bağlamış. Sebeplerden Cenab-ı Hak sonuçları halk ediyor. Cenab-ı Hakk'ın kanunu bu şekilde tecelli ediyor. Kur'an Allah'ın en büyük Cenab-ı Hakk'ın insanlık alemine gönderdiği peygamberimiz vasıtasıyla bize ulaştırdığı kıyamete kadar da canlı ve dipdiri kalacak olan en büyük mucizesidir Cenab-ı Hakk'ın. Ve Kur'an vahyi metludur. Yani ne demek? Sürekli okunan, tilavet edilen, tekrar edilen, kendisiyle ibadet edilen, kendisiyle amel edilen böyle bir vahiy, bir mucizedir. Dolayısıyla yeryüzünde Kur'an-ı Kerim kadar ezberlenen, hafızalarda muhafaza edilen başka bir metin de yoktur. Gerek ilahi kaynaklı menşeil olsun, vahiy mahsulü olsun, isterse de insanların insan mahsulü olan herhangi bir bu hacimde, bu büyüklükte içinde hükümler ihtiva eden, kendisini ibadet edilen böyle bir metin olmamıştır ve olmayacaktır. Bu sadece Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'e mahsus kıldığı büyük bir insanlık alemine büyük bir lütfu, ihsanı, ikramıdır. İşte onu, bugün Şehri Sulaha, burası salihler şehri. Yani salih insanların devletimize, milletimize çok büyük hizmetler eden bu coğrafyanın, bu güzel şehrin güzel bir örneğini daha yaşamış oluyoruz ki şu anda yanımızda duran genç hafızımız 15 saat gibi bir sürede bir oturuşta Kur'an-ı Kerim'i şu içinde bulunduğumuz muhteşem mabet tarihe tanıklık eden bu güzel mabette hocalarımızın nezaretinde tek oturuşta Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hakk'ın en büyük mucizesi olan yüce kitabımızı baştan aşağı okumak suretiyle bunu bir daha ispat etmiş oldu. Bu hem evladımız adına çok sevindirici, onun ailesi adına çok gurur verici, onur verici bir hadise. Ama Diyanet Teşkilatımız, Müftülüğümüz, Diyanet İşleri Başkanlığımız, hakeza milletimiz adına, milletimizin göz bebeği olan Kur'an kurslarımız adına çok çok onur verici, efendim tarihe şahitlik edecek, tanıklık edecek bir olayı da böylece gerçekleştirmiş olduk, yaşamış olduk. Bu manada ben öncelikle bir evladımızı tebrik ediyorum. Burada babası, ailesi burada.
Onları ben tebrik ediyorum. Ama hasreten evladımıza gece gündüz mesaisini harcayan hocalarımız burada. Onlara ben çok çok teşekkür ediyorum. Bizim Kur'an kurslarımız milletimizin, devletimizin göz bebeği mesabesindedir. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu yere rahmet melekleri iner. Kur'an-ı Kerim'in tefekkür edildiği, Kur'an-ı Kerim'in hükümlerinin konuşulduğu, mütalaa edildiği yerlere rahmet meleklerinin indiğini, Peygamberimiz ineceğini haber veriyor. Hakikaten böyledir. Kur'an-ı Kerim'in olduğu yere Allah'ın rahmeti iniyor. Biz bunu ruhlarımızda, gönüllerimizde hissediyoruz. Bu manada burada işte böyle bir mescitte, tarihi bir mescitte, mekanda böyle bir güzel hadise gerçekleşmiş oldu. Onun için biz sözlerimin başında ifade ettiğim gibi Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Kur'an-ı Kerim'in mucizesinin mucize olduğunun somut bir örneğini, müşahhas bir örneğini burada yaşamış olduk, tanıklık etmiş olduk. Bu manada siz değerli basın mensuplarımıza da bizim sesimizi milletimize duyurduğunuz için sizlere müteşekkirim. Çünkü bu müesseselere yurt dışından tutun da dünyanın dört bir tarafından insanlarımız, vatandaşlarımız, özellikle Aksaray insanımız, yurt dışında çok vatandaşımız var, gurbetçimiz var. İnanın oralardan yardımlarını göndermek suretiyle bu müesseselere, Kur'an müesseselerine, kız Kur'an kurslarımıza, hafız kurslarımıza, 4-6 yaş kurslarımıza, hakeza evladımız yetiştiği kurslarımıza muhteşem bağışlar yapmak suretiyle, destekler göndermek suretiyle sahip çıktıklarını gösteriyorlar. Onlara da buradan selam olsun. Selam ediyoruz. Yaptığınız fedakarlıklar, himmetiniz, gayretiniz boşa gitmiyor. İşte onun müşahhas örneğini burada yaşamış oluyoruz. Bu okunan Kur'an-ı Kerim öncelikle okuyan, burada okunmasına vesile olan hocalarımız, milletimiz, devletimizin üzerine Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin, bereketinin, lütfunun, ihsanının hasılı, Cenab-ı Hakk'ın kullarına bu dünyada da ahirette de huzur ve mutluluk veren en güzel isim ve sıfatlarının tecellilerine vesile olsun diye dua ve niyaz ediyorum. İnşallah bu hafızlığımızın ardından da daha nice bu yoldan gidecek onlarca, yüzlerce, binlerce hafızımızın olduğunu da biliyoruz. Hayırlı olsun, mübarek olsun diyorum. Teşekkür ederim. Abdurrahim Oğuz ben. Ahmet Yasin babasıyım. Biz tabii başta hafız evladımız olsun, anne babasına taç giydirsin, gençlere örnek olsun niyetiyle hafızlığa gönderdik. İl müftülüğümüzün ve Sekçuklu Kur'an kursumuzun ve hasreten hocası Muhammed hocamızın gayretleriyle 2 sene içerisinde hafızını bitirdi. 2 hafta önce de Kayseri'de hafızlık sınavına girdi. Üstün başarıyla da hafızını tamamladı. Belgesini almaya hak kazandı. Tabii hocamız da ısrar etti. Hocam Ahmet Yasin de o potansiyeli görüyoruz. Kur'an-ı Kerim baştan başlayıp, yani Fatiha'dan başlayıp Nas'a kadar takılmadan, taksa da çok küçük takılmalarla bitirebilir. Biz örnek olsun hasebiyle istiyoruz. Bu onuru, bu gururu hem onun adına, hem sizin adınıza, hem kendi adınıza yaşamak istiyoruz deyince oğlum başta biraz çekindi, baba yapabilir miyim, edebilir miyim şeklinde. Çünkü az değil, 15-16 saate yakın bir durmaksızın ve çok kısa aralıklarla Kur'an-ı Kerim okuması gerekiyordu. Bu kolay bir şey değil. Fakat Allah'ın yardımıyla izlenen son baba tamam karar verdim okuyacağım dedi. Sabah namazına başlayarak yatsı namazına kadar ki saat 12 yakın eve geldi. O şekilde Kur'an'ı Fatiha'dan başlayarak Nas'a kadar tamamladı, okudu. Bizlere, hocasına çok büyük onur ve gurur yaşattı. O anlamda çok gururluyuz, çok mutluyuz. Gençlerimiz için umutlandık, daha da umutlandık. En azından demek ki istenince yapılabiliyor. Bu gençlerimizde büyük cevherler var. O cevherleri ortaya çıkarmak lazım. Benim en büyük arzum, talebim, isteğim oğlum olarak değil, bir genç olarak örnek olması, gençlerin bu yolda devam etmesi. Çok değerli Kur'an kurslarımız var, çok güzel hizmetler yapılıyor. Bütün Kur'an kurslarımız güzel hizmetlere ev sahipliği yapıyorlar.
Ama özelde Seçkulu Kur'an Kursu'nun büyük emeği var. Onun hizmetini yürüten Lokman hocamız, onun hocası Muhammed hocamız, Sayın Müftümüz burada bizi yalnız bırakmadı, teşekkür ediyoruz. Onun emekleri var. O anlamda bunun örnek olmasının tabiri caizse kapısını açtığı için ben çok mutluyum, gururluyum. Teşekkür ediyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. Size de teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok sağ olun, var olun. Teşekkürler. İyi Parti Aksaray İl Başkanı Cumali Asal, asgari ücrete yapılan zammı değerlendirirken İyi Parti'nin gerçekleşecek olan kongresi hakkında bilgiler verdi. Sayın Başkan, dün açıklanan bir oranı olan asgari ücrete %34'lük bir zam yapıldı. 11.402 lira gibi bir rakam. Evet. Bununla alakalı neler düşünüyorsunuz? Yeterli mi diyorsunuz? Yani bu rakamlar bir yoksulluk ve açlık sınırı olarak tabii ki yeterli değil. Ancak bunun çözümü de bu değil. Yani sürekli 6 ayda bir asgari ücrete zam yapmak veya tamam hadi onu yaptık da peki enflasyonu düşürmek için çabalar sarf ediliyor mu? Asgari ücrete zam gelmeden benzine, mazota, bütün gıdalara, gıda ürünlerine, bütün geçim kaynaklarımızda kullanacağımız şahsi ihtiyaçlarımızı gideceğimiz bütün her şeye ekstradan %50, %30 ile %50 arasında zam geldi. Yani bu bir cebinden alıp bir cebine koyup diğer cebinden almak gibi bir şey oldu. Zam olarak hani çok mantıklı bulmadım ben. Yani kendi şahsım özelimde düşündüğüm kadarıyla şundan korkuyoruz. Bu tür zamlar yapıldıktan sonra peki işverene nasıl bir destek sağlanacak? Sigorta primlerinde herhangi bir destekleme sağlanacak mı? Ne kadarlık sağlanacaksa ne kadarlık bir destek sağlanacak? Korktuğum da şey şu, benim iki tane personelim var asgari ücretli. Ben en küçüğünü yaşayanlardanım. Ancak büyük fabrikalar düşündüğümüz zaman ortalama %34'lük bir zam demek bu üretilen ürünlere de gelecek zamın önünü açıyor demektir. Bu şekilde zamdan ziyade enflasyonu düşürüp vatandaşın alım gücünü güçlendirmek daha mantıklı geliyor bize. Sayın Başkan, yakın zamanda bir genel merkez toplantısı olacak. Bununla alakalı neler söyleyeceksiniz? Günü tam olarak ne zaman? 24 Haziran 2023 tarihinde genel kongremiz var. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in yine adaylığı ve genel kurul idaresinin adaylarının oylanması olacak. Biz Aksaray İl Teşkilatları ve 81 ilin il teşkilatları olarak Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in her daim arkasında ve yanında yol yürümeye devam edeceğiz. Onun önderliğinde, onun güneşinde siyasi ışığımıza devam edeceğiz. Siyasi hareketlerimize devam edeceğiz. Ve bu konu üzerinde de Aksaraylı bütün hemşehrilerimizi büyük şölenimize davet ediyoruz. 24 Haziran 2023 saat 09'da Ankara Ticaret Odası'nda yapılacak olan seçimimize bütün Aksaraylı hemşehrilerimizi de davet ediyoruz şölenimize. Aksaray Otonomi Başkanı Mehmet Ay Yıldız, araçlarda 6 ay 6 bin sınırlaması için yeni kararla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Evet, birkaç gün önce otomotiv sektöründe ciddi bir tekrar bir yeni bir karar alındı. Daha öncesinde biz otomotiv sektörüyle uğraşan esnafların otomobil alım satımlarında 6 ay 6 bin kilometre olması, yani galericiler alıp satamıyordu. Zaten biz önceden de bayilerden sıfır araç alıp satamıyorduk. Bu arada alıp satan, bu işten para kazanan ama vergisiz para kazanan kişilerin de önüne geçmek için güzel bir karar oldu. Yani beklediğimiz bir karar oldu. Ama tabii ne kadar da olsa bir şekilde yine bir suistimal edilecek şey olacak bunların, eminim ki. Biz otomotiv sektörü olarak bizim en büyük beklentimiz sayın yetkililerimizden, biz 2017-18 yılında çıkartılan mesleki yeterlilik belgesi ile, yani yeterlilik belgesi olmayanların araç alım satımı yapamayacak kanunun yıllardır uzatılarak gelen, bu yılda yine 8. ayın 1'ine kadar uzatmış oldukları belgenin artık süresinin uzatılmaması ve bu işi otomotiv
işini sadece araç alıp satan galeri, vergi mükellefi olan insanların yapmasını istiyoruz. Yani otomotiv şu an için enflasyona da çok büyük etkisi var ve enflasyonla orantısı tamamen zıt, çok büyük bir şekilde artış yapılıyor. Yetkililerimizden bunu dikkate almasını istiyoruz. Yani yeterlik belgesinin artık süresinin uzatılmamasını, önemli onu bekliyoruz. Sayın Başkan, peki son zamanlarda araba alım satılma en büyük yatırım aracı oldu. Evet. Bununla ilgili bahsettiğiniz gibi suistimaller de var. Evet. Çünkü bankalar kredi sınırladı araç konusunda, fakat yan kredisi olsun, başka bir kredi olsun, vatandaşlar çekip araba alım satımı yapıyor. Bununla alakalı sizce bir yaptırım gelir mi? Yani biz daha öncelerinde de bunu bahsettim. Gerçekten düşük faizli krediler var. Yani özellikle işte çiftçiler üzerinde veyahut da imalatçılar üzerinde kamu bankalarını kullandırmış oldukları düşük krediler var. Ama bunları duyuyoruz. Çiftçilik üzerinden alınan kredilerle araç alımı alınıp satıldığı veyahut da başka bir ticari amaçla kullanıldığı, ev alıp satıldığı, yani emlak alınıp satıldığı. Yani bu verilen kredinin takip edilmesi bizce önemli olan bir şey. Çünkü her türlü bize etkisi dokunuyor. Yani biz otomotivciler olarak zaten şu anda sadece ayakta kalmaya çalışıyoruz. Yani biz sermayemizi korumaya çalışıyoruz. Çünkü bugün için sattığımız bir aracı işte 3 gün sonra, 1 hafta sonra aynı paraların üstünde para ödeyerek tekrar alıyoruz, tezgahımıza koyuyoruz. Tabii yani kredilerin gittiği yerin iyi denetlenmesi gerekir. Yani suistimal edilmeden yapılması gerekir. Bu yani bankaların önemli, rica ediyoruz. Yani bu tarz şeylere dikkat etmeleri gerekir. Sadece tamam krediyi verelim, bizden çıksın da neye kullanırsa kullanılsın zihniyetiyle değil de gerçek ihtiyaç sahiplerine verilmesini bekliyoruz. Şimdi sırada hava durumu var. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.